sizin hayatınız. Mon cœur qui est cool, but it's what we do about it. That Elon and Kimball wanted to study business, Tosca wanted to study film. To change the world. Dün bugün yarınla yeniden karşınızdayız sayın seyirciler. İyi pazarlar. Bu hafta bu yayını Antalya'dan gerçekleştiriyoruz. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan çok değerli bir isim var. Kendisi Ürdün'den Ürdün Prensesi Dina Miret konuğumuz. Kanserle mücadele konusunda çok önemli adımlar atan bir isim. Dünyanın sayılı aktivistlerinden biri bu konuda. Uluslararası Kanser Savaş Örgütü'nün eski başkanı ve bu prestijli göreve getirilen ilk Müslüman Arap kadın unvanına da sahip. Ben sözü fazla uzatmadan hemen Prenses Dina Miret'e dönüyorum. Hep birlikte kendisini dinleyelim. Your Royal Highness, welcome to... Prenses Dina Miret, öncelikle hem Antalya'ya hem de dün bugün yarına hoş geldiniz. Thank you so much for... Programınıza beni davet ettiğiniz için asıl ben teşekkür ederim. Evet, biz programda genellikle ilk evvela geçmişe gideriz. Siz 2002-2016 yılları arasında Kral Hüseyin Kanser Vakfı'na başkanlık yaptınız ve o süreçte vakfı kanserle mücadele alanında ülkeniz Ürdün'ün en başarılı sivil toplum kuruluşlarından biri haline getirdiniz. Döneminizde vakıf uluslararası alanda tanınan bir markaya dönüştü. Erken teşhis, tedavi ve hastalara yönelik destek anlamında toplumda farkındalık oluşturulması bakımından da bir lider konuma ulaştı. Bize kendi kişisel hikayenizden yola çıkarak Kral Hüseyin Kanser Vakfı'nın nereden nereye geldiğini biraz anlatabilir misiniz? Actually, that's a great question. Çok güzel bir soru. Kanserle mücadele dünyasına katılmam kendi seçimimle olmadı aslında. Oğlumuz Rakan'a 2 yaşındayken löseme teşhisi kondu. Sene 1997 idi. O sırada tesadüfen İngiltere'deydik. Eşim Cambridge Üniversitesi'nde doktora yapıyordu. Biz de onun yanındaydık. İyi ki de oradaymışız. Çünkü 1997'de kanser bizde henüz öyle pek konuşulan bir hastalık değildi. Adeta bir tabuydu. Ölüm hastalığı deniyordu. Belirtileri fark ettiğimde genç bir anne olarak ne olduğuna dair bir fikrim yoktu. Kanser olabileceği aklımın ucundan bile geçmedi. Evet, oğlunuz da daha çok küçükmüş. Short of his 2 year old birth. 2 yaşına girmek üzereydi. İnanmazsınız, o dönemde İngiltere'de doktorlar bile kanser konusunda çok bilinçli değildi. Teşhis konuncaya kadar kaç kere acile gidip geldik. Genel durum böyleydi. Teşhis konduktan sonra İngiltere'de tedaviye başlandı. Daha sonra kemik iliği nakli oldu. Çok şükür kızım Şirin'in iliği uyum sağladı. Nakil operasyonu Amerika'da yapıldı. Çünkü o dönemde Amerika bu konularda daha ilerideydi. Allah'ın izniyle tedavi süreci çok iyi geçti. O tedavi sayesinde bugün kendim için evladı kanserden kurtulmuş bir anne diyebiliyorum ki bence bu dünyada alabileceğiniz en güzel unvan bu. Tedavi sonrasında Ürdün'e döndüğümde kendi ülkemde gerçek anlamda hayat kurtarabilecek büyük bir kanser merkezimizin olmaması bana kabul edilemez geldi. Aslında böyle bir kanser merkezi kurmak merhum Kral Hüseyin'in hayaliydi. Ürdün'de harika doktorlarımız, hemşirelerimiz vardı. Yani gerekli her şeye sahiptik. Ama nedense bunları bir araya getirememiştik. İşte o noktada ekibe dahil oldum. Ve bu gerçekten de bir ekip işi. Elbette öyle. Sonuçta kimse kanser tedavisiyle ilgili rivayetleri tek başına değiştiremez. Kral Hüseyin Kanser Vakfı'nın başına geçtikten sonra vakıf ilk kez gerçek bir kanser vakfı gibi çalışmaya başladı.
Eskiden sadece bir isimden ibaretti. Umut Merkezi adında bir merkezimiz vardı. Ama farkındaysanız orada bile kanser kelimesi geçmiyordu. Daha sonra adını Kral Hüseyin Kanser Merkezi olarak değiştirdik. Vakıf o dönemde ilk kez programlar düzenlemeye başladı. Çalışmalara ilk başladığımda sadece bir sekreterim vardı. Sonra ekibimi kurdum. Yönetim kuruluyla, doktorlarla, hemşirelerle ve hastane yöneticileriyle birlikte çalıştım. Her ne kadar kulağa klişe gelse de başarımızı takım çalışmasına borçluyuz. Hepimiz üzerimize düşeni yaptık. Ben, yönetim kurulu, hastanenin CEO'ları, kısacası herkes. Ve en önemlisi halkla birlikte bir taban hareketi kurmak için çalıştık. Çünkü kanserle mücadele ancak bütün toplumla birlikte yürütülürse başarılı olabilir. İşte hikayemiz böyle başladı. Bu anlayışla bir farkındalık yarattı. Binlerce firmayı, üniversiteyi, okulu ziyaret ettik. İnsanları bilinçlendirmek için aktiviteler, maratonlar, aklınıza gelebilecek her türlü etkinliği düzenledik. Kanseri yenebilmek için önce onunla yüzleşmeniz gerekir. İnkarla bir yere varamazsınız. İnsanlara bunu anlattık. Vakıf işte bu şekilde başarılı oldu. Direktörlüğüm döneminde 350 milyon dolar civarında kaynak topladık ve herkesin katılımıyla yepyeni bir hastane inşa ettik. Siz bu vakfı kendi tabirinizle kalbi olan bir şirket gibi yönettiniz. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde, özellikle de düşük ve orta gelirli ülkelerde gördüğüm bir şey vardı. Sivil toplum kuruluşları olarak iyi işler başarmak istiyorduk. Ama süreçleri nedense bir işletme gibi yönetmiyorduk. Oysa büyüyüp milyon ölçeğinde kaynak yaratmak istiyorsak, ki kanser bunu gerektiren bir hastalık, bunu kermes düzenleyip kurabiye satarak yapamazdık. Kanser söz konusu olduğunda bu tip yöntemler işe yaramaz. Bunun üzerine ben de ne yaptım? Kalkıp Amerika'nın Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde bulunan St. Jude Çocuk Araştırma Merkezi'ne gittim. Bu hastanenin çok başarılı bir vakfı var. Ben bu işlere yeni girdiğimde topladıkları kaynak miktarı günlük 1 milyon doları buluyordu. Oraya gittiğimde 3. çocuğuma hamileydim. Bir hafta boyunca orada kalıp güçlü ve sürdürülebilir bir vakıf olabilmenin ABC'sini adeta bir öğrenci gibi tek tek öğrendim. Öğrendiğim şeylerin içinde en önemlisi, vakıf olarak iyi bir yönetime sahip olmamız gerektiğiydi. Başarı için doğru yönetim, doğru finansal kaynaklar, doğru altyapı ve elbette yenilikçilik ve yaratıcılık gerekliydi. Bugün Kral Hüseyin Kanser Vakfı'nda iletişim için ayrı, pazarlama için ayrı, işletme için ayrı ayrı ekiplerimiz var. Tıpkı bir şirkette olduğu gibi. Tek fark, bizim şirkette kar payının tamamı hastanelere ve kanser hastalarına gidiyor. Evet, pandemi konusuna girelim biraz. Covid-19 salgını dünya genelinde sağlık sistemleri üzerinde daha önce hiç görmediğimiz boyutlarda bir yük oluşturdu. Peki salgın, kanser hastalığının önlenmesi, teşhisi ve gerekli bakıma erişim açısından hastaları, doktorları ve aileleri nasıl etkiledi? Çok doğru bir tespit. Koronavirüs bir taraftan hepimizi maske takmaya mecbur etti. Ama ne tuhaftır ki diğer taraftan da uluslararası sağlık örgütlerinin yıllardır dikkat çekmeye çalıştığı pek çok gizli sorunun da maskesini düşürdü. Bunlardan biri bulaşıcı hastalıklara her zaman kanser, diyabet, kalp hastalığı gibi bulaşıcı olmayan hastalıklardan daha fazla önem verilmesiydi. Bugün sadece kanserden ölenlerin sayısı bile 10 milyonu buluyor ve bunların %70'i düşük ve orta gelirli ülkelerden. Covid-19 elbette çok ciddi ve önemli bir hastalık. Şimdiye kadar 5 milyon kişinin hayatına mal oldu. Ama bu konuda her zaman bir ön yargı vardı. İnsanları bir nevi ikiye ayırdılar. Bulaşıcı hastalığı olanlara daha fazla önem verdiler. Bulaşıcı bir hastalığın varsa seni kurtaracağız. Ama kanser olman umurumuzda değil gibi bir yaklaşım vardı. Yani bulaşıcı olmayan bir hastalığı olanlar şanssız gruptaydı, öyle değil mi? Aynen öyle. Pandemi elbette sağlık sistemleri üzerinde büyük bir yük yarattı. Bu yüzden sek ve idare bakımından hızlı bir şekilde bazı kararlar almak zorunda kaldılar. Bu kararlar tanı, erken teşhis ve tedavi gibi süreçlerin ötelenmesiyle neticelendi. Evladı kanserle mücadele etmiş bir anne olarak,
oğlumun tedavisinin ertelendiğini düşünemiyorum bile. Çünkü bildiğiniz gibi kanserde tedavinin zamanlaması çok önemlidir. Sistemin bozulması kanserin ilerlemesine neden olur. Kanserle Mücadele Camiası tüm bu gecikmeler nedeniyle kanser ölümlerinde gereksiz yere çok fazla artış olmasını bekliyor. Kanser hastaları pandemi sürecinden iki kat etkilendi. Birincisi, zaten kanser gibi ağır bir hastalıkları olduğu için COVID-19'u daha ağır geçirdiler. İkincisi de teşhis ve tedavileri gecikti. Yani gerçekten çifte sıkıntı yaşadılar. Ürdün, Türkiye gibi çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke ve bugün Ukrayna Savaşı ile birlikte yeni bir mülteci kriziyle karşı karşıya dünya. Şu ana kadar 2 milyondan fazla Ukraynalı savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bunların çoğu da Avrupa ülkelerine gittiler. Ukrayna'da kanser hastalarının sayısının hiç de az olmadığını biliyoruz. Savaşlar, çatışmalar, hali hazırda tedavi görmekte olan veya tedavisine yeni başlayan kanser hastalarını nasıl etkiledi ve etkilemekte? But then an explosion happened, occurred. This is such a timely. Bu çok yerinde ve önemli bir soru. Question. Ukrayna'dan gelen tüm mülteciler ve özellikle kanser hastaları için çok üzülüyorum. Çünkü oğlumun hastalığından dolayı şu anda neler yaşadıklarını biliyorum. Çatışma koşullarında mülteciler ve kanser hastalarına destek olacak küresel bir altyapı olmadığı için o kanser hastaları şu anda öyle büyük zorluklar yaşıyor ki tahayyül edemezsiniz. Aynısını Irak Savaşı'nda gördük, Suriye Savaşı'nda gördük. Küresel sağlık kuruluşlarına yeterli fon sağlanmıyor. Çatışma koşullarında ne kanser hastalarına ne de diyabet, kalp ve solunum yolu hastalarına destek verecek uygun bir altyapı var. Belki diyabeti bunlardan ayrı tutabiliriz. O konuda biraz daha fazla çaba gösteriliyor. Irak Savaşı ve Suriye Savaşı sırasında Kral Hüseyin Kanser Vakfı'nın genel müdürüyken tüm bunları ilk elden yaşadım. Göreve geldiğimde dedim ki, tamam, harika, hadi Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi kuruluşlara başvurup, merkezimizden yardım isteyen hastaları tedavi etmek için fon bulalım. Ama gelin görün ki, ancak asgari miktarda hibe alabildik. İki kişinin kemik iliği nakli masraflarını ancak karşılayacak bir rakamdı. Onu da birilerinin kişisel çabalarıyla başka projelerden arta kalan fonlar kullanılarak alabildik. Hal böyle olunca Suriyeli, Iraklı ve Filistinli hasta mülteciler için bir iyi niyet fonu açmak zorunda kaldık. Yani her şey tamamen bir sivil toplum kuruluşu gayreti şeklinde yürüyordu. Böyle olunca elbette birkaç hastanın hayatının kurtulmasına yardım edersiniz. Ama bütün bir ülkeyi kurtaramazsınız. Sonuç olarak da insanlar ölür. Başkanlığını yaptığım Uluslararası Kanser Savaş Örgütü şu anda Ukrayna için bir dayanışma fonu kuruyor. Ama bu dayanışma fonu ırk, renk, köken ayırt edilmeden tüm mültecileri kapsamalı. All refugees, regardless of race, color, place of origin. Çatışma koşullarında yaşam mücadelesi veren kanser hastaları için daha organize bir altyapı kurmalıyız. Ukrayna Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede her yıl 100 binden fazla kişiye kanser teşhisi konuluyor ki bu rakam sadece yakın zamanda tedavi gören veya aktif olarak tedavisi devam eden hastaları kapsamakta. Korkunç bir trajedi. Sadece Ukraynalılar için değil, dünyadaki tüm mülteciler için. Bence uluslararası toplumun oturup bir değerlendirme yapması gerekiyor. Ukrayna'da 2 milyon mültecimiz var. Milyonlarca Suriyeli mültecimiz var. Şu anda dünyanın en büyük mülteci nüfusuna sahibiz.
Belki Almanya'nın toplam nüfusundan bile daha fazla. Şimdi harekete geçip Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşları fonlarla destekleyerek mültecilere insan gibi davranacak doğru altyapının oluşturulmasını sağlamalıyız. Mülteciler de insan. Bulaşıcı hastalıkları ve acil tedavi gerektiren yaraları olduğu kadar kanser, diyabet gibi hastalıkları da olacak. O nedenle konuya bütüncül yaklaşmamız gerekiyor. Evet, kanser dünyada en yaygın ölüm nedenlerinden biri. 2021'de 20 milyon kişiye kanser teşhisi konuldu ve 10 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatın hemen hemen tüm alanlarında olduğu gibi kanser tedavisine erişim konusunda da zenginler ve yoksullar arasında büyük eşitsizlikler var. Az önce de bu konuya değinmiştik. Tedavi görme imkanı olmayanlarla tedaviye erişimi olanlar arasındaki bu uçurum nasıl kapatılabilir? Bahsettiğiniz kansere bağlı 10 milyon ölümün %70'inin düşük ve orta gelirli ülkelerden olduğunu da belirtmek istiyorum. Örneğin bugün oğlum gibi lösemi teşhisi konan bir çocuk, yüksek gelirli bir ülkede %90 tedavi imkanına sahipken, Afrika'da veya diğer düşük ve orta gelirli ülkelerde ancak %10 tedavi şansına sahip. Bu sorunu sadece insanların vicdanlarına bel bağlayarak çözemeyiz. İşe yaramıyor. Bunu aşı milliyetçiliğinde gördük. Bugün Afrika'daki insanların belki de ancak %6'sı ilk doz aşısını oldu. Afrika has not maybe 6% of people have had the first dose if that. O da olabildilerse. Oysa yüksek gelirli ülkeler 3. dozu aldı, hatta 4. dozu alıyorlar. Maalesef hep bireysel menfaatler ön planda. O nedenle Dünya Sağlık Örgütü gibi çok uluslu kuruluşları güçlendirmemiz, zenginleri de, yoksulları da adil bir şekilde destekleyebilmeleri ve herkese sağlık hizmeti sunabilmeleri için onları uygun bir şekilde finanse etmemiz gerekiyor. Çünkü düşük ve orta gelirli ülkelerdeki kanser hastalarının koşulları yıllardır aynı. Hiçbir gelişme yok. 2011 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üst düzey toplantısının açılış konuşmasını yapmıştım. Birleşmiş Milletler bulaşıcı olmayan hastalıkları ilk kez o zaman kabul etti. Ve 2011'den bugüne kadar hala %70'lik ölüm oranlarından bahsediyoruz. Bu iş gerçekten siyasi irade işi. Dr. Tedros'un sık sık söylediği gibi, sağlık siyasi bir tercihtir. Sorunları çözmek için siyasi iradeye ihtiyacımız var. Tıpkı AIDS'de olduğu gibi. Bunu yapmazsak insanlar ölmeye devam edecek. Siz aynı zamanda hem Ürdün'de hem de dünya genelinde sigarayla mücadele konusunda da önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü bu alandaki başarılarınız nedeniyle geçen sene size oldukça prestijli bir ödül olan Dünya Tütüne Hayır Günü ödülüne layık görmüştü. Yani aslında tam bir başarı diyemem. Çünkü Ürdün hala tütün bağımlılığında dünya çapında ilk sıralarda. Evet, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu konudaki gayretlerine rağmen Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu. Türkiye sigara alışkanlığıyla mücadele alanında yıllardır pek çok ödül de aldı aslında. Hatta ben bu konudaki çalışmalarda hep Türkiye'yi örnek gösterdim. Bakın Türkiye bunu başarıyor, biz de yapabiliriz derdim. Şimdi durum nasıl? Çok kötüye gitmedi ama yine de daha önümüzde epey uzun bir yol var gibi. Ürdün'de durum vahim. Sigara endüstrisi maalesef çok güçlü. Hatta Avustralya ve Kanada gibi bazı ülkelerde dava konusu bile oldular. Mücadele için bir sürü şey yapıldı ama işe yaramadı. Fakat artık kaybedecek zamanımız yok. Salgın tüm ülkeleri, hepimizi ekonomik açıdan çok kötü etkiledi. Herkes krizden nasibini aldı. Şimdi bir de Ukrayna krizinin etkisiyle her şeye zam gelecek
ve ülkeler daha da nakde sıkışacak. Aslında kanseri ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıkları önleyecek araçlar elimizde. Hem mevcut hem de potansiyel sigara tiryakilerinin sayısını azaltıp diğer yandan da gelir edebileceğimiz sihirli bir yöntem var. Adına sağlık vergisi deniyor. Günah vergisi olarak da biliniyor. Yani sağlığımıza zarar veren sektörlere uygulanacak bir vergi. Bunu yapmak elimizde. Bazı ülkeler bunu uyguluyor. Üstelik sadece sigara için değil, işlenmiş gıdalar, aşırı tuz kullanımı, trans yağlar, fast food gibi birçok alanda. Ama çoğu ülke bunu yapmıyor. Bence artık ülkelerin takke yönlerini alıp önceliklerini yeniden değerlendirmesi ve halk sağlığını buna göre yeniden yapılandırması gerekiyor. Gelecekteki kanser ve diğer bulaşıcı olmayan hastalık vakalarını bugünden önlemek adına tedbir alınması gerekiyor. Düşünün ki evdesiniz, musluklar açık, yerlere sular akıyor. Siz de elinizde bezle sürekli yerleri kurutmaya çalışıyorsunuz. Muslukları kapatmadığınız müddetçe yaptığınız o temizliğin bir anlamı olur mu? Mevcut düzen de tıpkı bu örnekteki gibi verimsiz ve işe yaramaz. Can kaybına ve sağlık sistemine aşırı yük binmesine neden oluyor. Sigaraya karşıyım çünkü kanser ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin üçte birinin altında sigara yatıyor. Bu ölümcül ürünün gençlerimizin akciğerlerini ele geçirmesine izin vermememiz gerektiğini anlamak için alim olmaya gerek yok. Bu arada sigara şirketleri kendilerine hedef pazar olarak hep bizim gibi orta ve düşük gelir grubundaki ülkeleri seçiyor. Şimdi de Afrika'ya açılmak istiyorlar. Eskiden Afrika bu şirketler için cazip bir pazar değildi. Çünkü insanların sigara alacak parası yoktu. Ama şimdi bölge ekonomileri kalkınmaya başladı. Dolayısıyla sigara şirketleri de gözünü oradaki kitlelere dikti. Neden? Bu sektörden beslenen zümrenin cebindeki milyonları daha da artırmak için. O yüzden bu sektöre karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Sigara bağımlılığı sadece hayatlarımızı değil, ekonomimizi de olumsuz etkiliyor. İnsanların hiç yoktan ölümüne neden oluyor. Kanser gerçeğini oğlunun hastalığı sürecinde ilk elden yaşamış bir anne olarak, yeni teşhis konulmuş ya da tedavisi devam eden kanser hastalarının ailelerine ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Elbette şoke olacaksınız. En değerli varlığınızı kaybetme endişesi duyacaksınız. Ağlayacaksınız. Bunları hepimiz yaptık. Ve hep neden ben, neden biz, nerede yanlış yaptım soruları zihninizi kemirecek. Ama o ilk şoku atlattıktan sonra artık harekete geçme zamanı. Kanser illaki her şeyin sonu demek değil. Şu anda kanser tedavisinde büyük ilerlemeler var. Özellikle çocuk kanserlerinin en yaygın türlerinde başarı oranı %80'lere varan birçok tedavi seçeneği var. Tıbba ve bilime güvenin, harekete geçin ve en önemli ilacı yani sevgi vitaminini eksik etmeyin. Mutlu ve güçlü durun ve bunu her gün bıkmadan, usanmadan uygulayın. Evet, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi kanser tedavisinde günden güne büyük ilerlemeler kaydediliyor. Kanserle mücadeleye yıllarını vermiş biri olarak sizi özellikle heyecanlandıran yenilikler var mı? Yeni yöntemler var mı? Varsa bunlar neler? Olmaz mı? Elbette var. Kanserle mücadelede hepimizi memnun eden araştırmalar giderek artıyor. Özellikle immünoterapi alanında çok iyi gelişmeler var. Kanser tedavisinin yol açtığı toksiditeyi azaltmaya yardımcı oluyor. Ancak yine de bu yeniliklerin çoğunu düşük ve orta gelirli ülkelerin gücünün yetmeyeceğini ve bu eşitsizliğin sona ermesi gerektiğini düşünüyorum. Kanserden kurtulma şansınızın nerede yaşadığınıza bağlı olması kabul edilebilir bir şey değil. Tedavi şansınızı yaşadığınız yer belirlememeli. Sağlıkta eşitlik her şeyin merkezinde olmalı. Uluslararası toplum, özellikle koronavirüs pandemisi sonrası süreçte, umarım yeniden kanser hastalarına odaklanır ve bundan sonraki politikalarını eşitlik temeline dayandırır. Her şeyi yoluna koyma
ve nerede olursa olsunlar, kim olursa olsunlar, ne kadar paraları olursa olsun, herkesin hayatını kurtarma şansımız var. Pandemi sürecinde aldığımız ağır dersler bunu bize öğretti. İnşallah. Bundan sonrasında daha fazla hastanın tedavi imkanına kavuşmasını diliyorum. Last question is on your biography. Son sorumuzda biraz ailenizden bahsetmek isterim. Your husband, His Royal Highness's... Çünkü kayınpederiniz Prens Raat bin Zeyd, anne tarafından Türk. Bin El Zeyd. Kendisi tüm dünyanın eserleri ve yeteneğiyle yakından tanıdığı ünlü ressam Prenses Fahrülnisa Zeyd'in oğlu. Bu bakımdan sizde kan bağıyla olmasa da evlilik yoluyla Türk kökenlerine sahipsiniz. Through your blood, no, but through marriage, yes. Turkish. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? What would you say on this? We are very proud to have. Eşimin anneannesi vasıtasıyla Türkiye ile aile bağlarımız olmasından büyük gurur duyuyoruz. Of course through my Ekselansları Fahrülnisa Zeyd bizim için büyük bir gurur kaynağı. Her Highness Fahrülnisa Zeyd. Kendisi sadece Türkiye ve Ürdün'de değil, tüm dünyada tanınan harika bir kadın sanatçıydı. Evet, birkaç yıl önce Londra'da kendisinin eserlerinden oluşan çok büyük bir sergi düzenlenmişti. Evet, Tate Modern Müzesi'nde. Onunla çok gurur duyuyoruz. Resimleri Ürdün'deki aile evlerimizin duvarlarını süslüyor. Hayatımızdan bir Fahrülnisa Zeyd geçtiği için kendimizi çok ayrıcalıklı hissediyoruz. Ailede ölümünden önce onunla tanışan tek gelin benim. Eşimle henüz nişanlıyken kendisiyle tanışma fırsatım oldu. Muhteşem bir kadındı. Hayatının son yıllarıydı. Tam emin değilim. Ya Londra'dan ya da Paris'ten dönmüş, oğlu Prens Raad'ın yanında bir villada yaşıyordu. Evin duvarları baştan aşağı tablolarıyla doluydu. Tavanda bile vardı. Hatta bazen kendisini görmeye gelenlerin tepkilerini görmek için yere tablolar bile koyduğu söylenir. Ürdün'de sanat hareketine tek başına öncülük yaptı. Bugün Ürdün'ün ünlü sanatçılarının birçoğuna akıl hocalığı yaptı. Kendisiyle tanıştığımda maalesef artık yatalak durumdaydı. Peki son döneminde resim yapmayı bırakmış mıydı? Aslına bakarsanız yatağından da olsa ölünceye kadar gücü yettiğince resim yapmaya devam etti. Çok enteresan biriydi. Bir dünya kadınıydı. Her zaman makyajlı gezerdi. Hatta fotoğraflarına bile rötuş yapardı. Kaşlarını falan düzeltirdi. Fahrülnisa Zeyd hiç siyah giymezmiş, kimsenin de giymesini istemezmiş diye duymuştum. Aynen öyle. Evet, tam da eserlerindeki gibi rengarenk biriymiş. Eşim onu görmeye gitmeden önce bana canlı renklerde bir şeyler giy. Siyah veya mat renkleri sevmez dedi. Ben de öyle yaptım. Şöhreti ve başarıları hem Türkiye'yi hem de Ürdün'ü aşan bu harika kadınla tanıştığım için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Your Royal Highness Dina Miret, thank you very much. Prenses Dina Miret, bu güzel ve özel röportaj için size tekrar teşekkür ediyorum. And we hope to see you again. Sizi en kısa zamanda yeniden Türkiye'de görebilmeyi diliyoruz. Çok teşekkürler. Evet, dün bugün yarının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla yeniden karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. İyi pazar.